Romanların karnavalı. Ama şimdi paraya döktü kaçın yere. Gördüğünüz mahalle eski bir mahalle. 80 sene evvel, 90 sene evvel Yugoslavya, eski Osmanlılıklardan ve Yunanistan'dan bu topluluk buraya geldi. Tek tük ev vardı. Yavaş yavaş toplumsal vaziyete geçti. Şimdiki şu hali görüyorsunuz. Nasıl bir hareket? Yani gene neşeli, cıvıl cıvıl. İnsanlar birbirine saygılı. Burası Yeşilçam'dan daha ünlü bir mahalle. Abi romanlar anlatılmaz. Yaşanır. Bizim mahallemiz, yemin ederim sana, Türkiye'nin en güzel roman mahallesi. İnan Allah'a, burası devlet içinde devlet gibi bir yer birader. Sen buraya gece geleceksin. Bir gün gel misafirimiz ol. Burası karnaval diyorum sana. Zaten bizim işimiz oynamak, zıplamak birader. Hani Allah herkesin gönlüne göre versin. Bizler öyle insanlarız. Dertli tasavva elbette hani işimiz oldu. Şükürler olsun. Binlercekle şükürler olsun. Kıdırlez bizim bayramımız gibi oldu. Onun için mahallemizde çok güzel şenlikler oluyor. Karnavalı vardı. Şimdi Tepecik'te oldu. Orada Tepecik denekeli mahallede. Başka hiçbir yerde yok. Bulamazsınız. Ortalama yapıyorum abi. Biraz çek ortaya. Çevir yani. Biraz onu. 3 tane torunum var. En ufağına 450 milyon lira para bozuldu. Sadece onu giydirmek için. Bizim analarımız, babalarımız Ederlez günü süslenirler. Yani süslenirler diyorsam, mesela evlenmiş ama eğlence olsun diye gelin giyerler, çiçek takarlar ve gece olunca eğlenceler ateş yakardık. Bu ateşlerden aplardık. Birbirimize sevgiyle bakardık. Ederlez'i bilen, Ederlez'i bilen yine basa basa söylüyor. Eğlencesidir, romanların eğlencesidir. Bir senenin yorgunluğu çıkıyor daha doğrusu yani. Tabiri caizse gazolar, gazodur. Sizlere, bana kamerayı tutan adam, bizler romanız.
Gazolar senelik yorgunluğunu denize çıkarır. Biz de roman olarak yorgunluğumuzu böyle çıkarıyoruz. Eğleniriz. Kimsenin karısına bakılmaz. Kimsenin kızına bakılmaz. Eğleniriz. Eskiden roman milleti oynardı bunu. Kendi kendine eğlenirdi. Şimdi dışarıdan gelenleri biz eğlendiriyoruz. Bunun da dışarıdan gelen insanlara gazino gibi, masa gibi şeyler, içkiler koyuyorlar. Ve onlar eğleniyor. Biz eğlenemiyoruz. Artık bu da maddi durumdan mı? Bunu bilemiyorum. Şu anda herkes bir rant yaşıyor. Neden? Maddi maneviyi bozar dediler. Romanlar artık kendi mahallelerinde idrellez diye hiçbir şeyi yaşamıyor. Eğlenemiyor. Sadece dışarıdan gelen yabancıları eğlendiriyor. Buraya ayak bastırdı mı bu mahalleden çıkamıyorum.